Devam ediyoruz. Hakan Bayrakçı ya, gel senle şeyi konuşalım, şunu konuşalım. Allah'tan siyah giymişim. Deprem nedeniyle siyah giyiyorum ama? Kalkınca göbeğimizi de biraz kamufle et. Göbeğim değil. Biz sizi her halinizle sevdik. Buyurun. Eyvallah. Bu, bu bu mesela AK Parti tabanında, Saadet tabanında şimdi şu, bu demek istiyor ki ya kardeşim, bizim şu anda ben, ben, ya ben anladığımı söyleyeyim. Ben bu şeyleri de biraz tanıdığım için bu çevreleri de e, yani Temel Karamollu'un ne demek istediğini, Saadet Partisinin bunu, bununla ne demek istediğini anlıyorum ben. Yani bilmeyenler için, bu çevreleri tanımayanlar için bir izah getireyim. Hakan Bayrakçı ondan sonra bu izah çerçevesinde tutar mı tutmaz mı bu yaklaşım, onu bize anlatacak. De, demek istiyorlar ki burada. Ya biz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir işbirliği yaptık. Seçim ittifakı yaptık. Beraberiz. Onun Cumhurbaşkanı seçilmesine katkı sağlayacağız. Bu yadırgıyor musunuz kardeşim? Yadırgamayın. Biz Erbakan'ın devamıyız. Erbakan Hoca'nın devamıyız. Erbakan Hoca bu işi 1973'te zaten yapmıştı. Ecevit'le koalisyon kurdu. Ecevit'le nasıl o koalisyon kurduysa aha biz de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyoruz. Bunda problem çıkaracak, sorun olacak bir durum yok, yadırganacak bir şey yok demeye çalışıyorlar. AK Parti çevrelerine, işte yeniden refah çevrelerine, kendi partilerinin tabanlarına, geniş sağ kesimlere vermek istedikleri ana mesaj bu. Bu mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim bu uygun bir mesaj değil. Neden? Adaletli de değil. Yani ne, ne uygun değil? Hem uygun değil siyaseten hem de adaletli değil. Niye? Bir, birinci sebep. Rahmetli Ecevit. Ben kendisiyle çok çalıştım. Yüzde çok bulundum. Çok özel bir insandı. Yani siz gelen ya da giden kişi kim olursa olsun rütbesi, görevini kapıya kadar yolcu ederdi. Öyle bir zarif bir insandı. Allah rahmet eylesin. Başka bir insandı. Ecevit CHP'ye 42 aldırmış çok partili dönemdeki tek liderdir. İki parti varken 44 45 almak kolay. Birisi 55 olursa siz 45 oluyorsunuz. Ha, İsmet Paşa'yı da eleştirmek için söylemiyorum. O da büyük oy. 44 de büyük oy, 43 de. Ama İsmet Paşa'dan sonra CHP en yüksek oy aldırmış kişi Bülent Ecevit. Şimdi bu tabloda bu seçimde el sıkıştıkları bu seçimde 100 hatlarına bakarak seneyi 73 74 Hakan abi 26 Ocak 1974. Peki. Evet. 74 kuruldu. yılında Ecevit 73 seçimlerinde yanlış hatırlamıyorsam 179 milletvekili almış. Ve yüzde %36 oy almış. Ya da 33. %33. 33 mi? Evet. 33 oy almış Ecevit 73 seçimini söylüyorum. Birinci parti çıkartmış partisini. Rahmetli Erbakan'da. O, mi, o seçimde bile 48 milletvekili, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O zaman galiba bulmaları gerekiyor hükümet kurmak için. 48 milletvekili çıkarmış bir partinin lideri. Yani burada resmini gördüğümüz iki kişi, birisi 48 milletvekillik bir partinin lideri, birisi de birinci parti çıkmış bir partinin hmm. lideri. <laughs> bu resim bu. Bu resim hangi resim? <laughs> %25. %25. 9 seçim boyunca oy almış ve seçimi sürekli kazanan AK Parti'nin yarısı kadar oy almış bir lider ile bir CHP lideriyle ile partisinin oyu 05 olan ve Milli Selamet Partisi milli görüş geleneğini ne ölçüde temsil ettiğini de şu anda söyleyeceğim şeylerden ötürü tereddütle bakacağımız bir lider. Çünkü Erbakan'ın oğluna bakacaksanız Yeniden Refah'ın genel başkanı. Siyasi devamına bakacaksanız bir sürü Milli Selamet Partili AK Parti'de. Bu resmi, bu temsil eder mi bu görüntü? Şimdi diyorum ki özetle. Rahmetli Erbakan ölçü oğluysa yeniden Refah'ın genel başkanı. Peki ölçü siyasi görüşüyse, geleneğin devamı AK Parti ve yeniden Refah Partisi. Ölçü güçse Siyasi güçse. Ölçü siyasi güçse e yine bu tarafta. Burası 48 milletvekili almış. Yeniden refahın oyu bilmem bir buçuk iki çıkıyor bir çıkıyor. Saadet'in oyu biri zor buluyor ya. Yani dolayısıyla burada temsil edilen şey o dönem sosyal demokrat ve Atatürkçü bir CHP ile milli görüş dediğimiz siyasi geleneği temsil eden bir liderin ve çok zor bir dönemde 48 milletvekili çıkartmış bir liderin pozu burada var. Burada ise Milli Selamet Partisi'nin devamıyım diyen ya da en azından o gelenekten geliyorum diyen AK Parti ve yeniden refah. Birisi oğlu birisi de Milli Selamet'te bizzat görev almış insanlar. Örneğin AK Parti'nin genel başkanı 1994'te Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın partisinden belediye başkanı olmuş bir Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi burada bu resimle bu resmin temsil anlamda ne İtirazım var olabilir? Buyurun edin. İtirazım var. Benim de var. İtirazım, İtirazım var. Sizin <laughs> var mı beyler? Ekleyeceklerim, Ekleyeceklerim var. Ekleyeceklerim var. Onlar <laughs> da yorum yaparlar. Teşekkür ederiz. Sayın o Erbakan. Bu fırsatı bize tanıdığın için Bedri Bey e teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sırayla herkesi dinlemeye açık tarafsız bir bölgedeyiz. Evet. Şimdi e, rahmetli Erbakan şu sözlerini hatırlatıyorum. AKP'ye oy vermek adeta cehenneme bilet almak gibidir. AKP'ye nasıl oy verirsin? Soyulmak senin hoşuna mı gidiyor? Uyan. Şimdi bu rahmetli Erbakan'ın ne kadar sonunda Sayın Erdoğan'la karşı karşıya bir geldiğini ve zıtlaştığını o dönemi yaşayanlar çok iyi bilir. Dolayısıyla bu fotoğrafta işte burada Erbakan olduğu için demek ki tam tersine şimdi Erdoğan'la Erbakan yan yana demek yanlış. İkincisi, Sayın Fatih Erbakan daha birkaç kısa zaman öncesine kadar Cumhur İttifakı'nın icraatları ortada. 20 senenin günahına ortak olmayız, batmakta olan titanik gemisine binmeyiz, AK Parti siyasi sona geldi diyen bir siyasetçimiz. Şimdi dolayısıyla böyle bir kurduğunuz analoji ne e, rahmetli Necmettin Erbakan açısından mümkün ne de bugünkü hızlı değişken rotalar dışında ne de Sayın Fatih Erbakan açısından gönül rahatlığıyla bu yorumu yapamazsınız. Zafer Şahin. Şimdi Ahmet Bey bu fotoğraf ve bu reklam filmi niye başarısız? Burada hem rahmetli Cevdet hem rahmetli Erbakan 50'li yaşlarının başında. 1923-24 doğumlar burada 50 yaşındalar. Ve ikisi de Türkiye'de karizmatik liderler çağının temsilcileri bileklerinin gücüyle seçimlerden birinci parti çıkartmışlar partilerini ve başbakan olmuşlar. Burada Hakan Bey'in dediği gibi iki sayın liderin de herhangi bir başarısı söz konusu değil. Şimdi başaracağız diyorlar. Başarılı dedikleri hükümet 26 Ocak 1974, 17 Kasım 1974. Sadece onay ay sürüyor. O dönemde onay mı sürüyor? Onay sürüyor bu hükümet. Evet. 26 Ocak evet. 1974, 17 evet. Kasım 1974. Çok başarılı bir Şimdi, hükümet. Şimdi başarılı değil o zaman. hükümet onay sürüyor. Niye bitiyor bu hükümet? Bu hükümetin bitme sebebi o dönemde CHP bir af, yasarısı, af tasarısı getiriyor meclise. Orada Milli Selamet Partili 22 tane milletvekili sol görüşlü mahkumların çıkmasını engelleyecek bir maddeyi getiriyorlar. O yüzden o sol görüşlüler çıkamıyor dışarı ve bu hükümetin bitme sebebi oluyor. Yani uzlaşmaz çelişkiler daha 1974'te de devam ediyor. Şimdi siyasette kimin kime ne söylediğine gelirsek. Şimdi biz biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu dünyanın en çapsız başbakanı ve dışişleri bakanı dedi. Ali Babacan da mahkemelik olma aşamasına geldiler. Yüce Divan'da yargılayacağını dahi söyledi. Onların Kemal Bey'e söyledikleri lafları yazsanız üst üste ansiklopedi yazarsınız. Öyle söyleyelim. Kimin söylediği ee, lafları dediniz? Davutoğlu ve Babacan'ın Kemal Bey'e söyledikleri Begisayın lafları yazsanız. Peki Sayın Sayın Tayyip e, Erdoğan'a söylediği lafları bakın, sıralasanız kadar, dünya ya, turu Bedir akar mıydı? Elmalarla armutları toplamayalım. Siz Erbakan örneği veriyorsunuz. Tamam. Ben size diyorum ki işte yani aralarında bir şey var. Bir de şu. Ya gerçekler taklitler aslını yaşatır. Bugün siz milli görüşün lideri Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Cumhur İttifakı'nda yer alırken artık milli görüş çizgisini temsil ettiğini belirten ama milli görüşün içerisinden başka başka partilerin çıktığı bir ortamda Temel Karamollaoğlu'nun Erbakan'ın devamı olduğunu söylemeniz o partinin tabanı tarafından kabul görüyor mu? Ben bilmiyorum. Ben Ama size aslı, yanıt verdim demin aslı, Erbakan Nazila yanıt verdim Aslı size Fatih demin. Erbakan Cumhur İttifakında. Ya bir de dediğim gibi şimdi bir tarafta rahmetli Cevdet bir tarafta rahmetli Necmettin Erbakan. Türk siyasetinde iz bırakmış isimler bunlar. Peki. Başbakanlık koltuğuna oturmuşlar. Yani iki sayın henüz yani öyle bir başarı Biraz sabredin Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığı sabredin. koltuğuna ya Allah uzun, oturacak. Allah uzun, Allah uzun Azıcık sabredin Kemal Bey, kaldı. Kemal Bey 75 yaşında, Temel Bey 80 yaşında. Ben sabredeyim de hayat sabreder mi bilmiyorum. Selvi. Allah uzun ömür Şöyle, versin. Şöyle Ahmet, Ahmet Bey. Da. Hepimize, hepimize, Şimdi hepimize. Saadet Partisi yani er, Erdoğan'la... şunu sormak istiyorum. Siz yani söyleyeceklerinizi birazdan söyleyin. Önce şu soruyu sormak istiyorum. Bedir Baykam'ın az önce okuduğu Erbakan Hoca'nın e, AK Parti aleyhine söyledikleri konusunda ne diyorsunuz? Ya şöyle AK Pardon, Parti başlamadan bir şey hatırlatayım. O zaman siz de varsa elinizde örnek. Sivas Belediye Başkanıyken CHP ile ilgili ya da Kemal Bey ile Ya ilgili o konulara hiç girmeyelim. Hatır. Onlar gerçekten ayrı bir şey. Yani Vallahi biz şöyle biz öyle Karamallıoğlu'nun... Onlar onu. ölçüyse tabi temel Karamollaoğlu ki haksız Doktor bir şekilde 93 yılında Kemal Bey CHP'de şöyle, siyaset yapmıyordu ki Hakan hayır CHP hakkında Kemal şöyle Bey temel Karamollaoğlu'nu çok haksız bir şekilde Sivas katliamının katliam diyorum çünkü gerçekten katliamdır müsebbibi olarak göstermeye çalıştılar yıllarca böyle suçladılar ta ne zaman ki temel Karamollaoğlu Millet İttifakı'na geldi kanat taktılar melek yaptılar o da haksızdı bu da tuhaf bir şey. Ben buradaki tavrı şöyle görüyorum Ahmet Bey, Saadet Partisi tabanda çok sıkıştı. Mesela son anketlerde 0.3, 0.4 gelmeye başladı. Neden böyle geliyor? Ee, bir, Saadet Partisi'nin önünde AK Parti ile ittifak yapmak gibi bir imkan vardı. Erdoğan davet etti, kendisiyle görüştü, abi dedi, birlikte olalım. Ama Temel Karamollaoğlu onu çok agresif bir şekilde reddetti. Olabilir, kendi tercihidir ama siyasi sonucuna da katlanacaksın. İkincisi Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi'ni kurdu. O Erdoğan'la ittifak yapınca Saadet Partisi ikinci kez bir sıkışıklık yaşamaya başladı. Ya kardeşim insanlar şunu söylüyor. Kardeşim Erdoğan Erbakan'ın siyasi hayatında hedefine koyduğu her şeyi gerçekleştiren bir lider. Erdoğan Ayasofya'yı açacağım dedi. Ki Erbakan. Açamadı. Erbakan, Erdoğan açtı. Erbakan başörtüsü yasağını kaldırmak için mücadele etti. Bu yüzden partisi kapatıldı. Erdoğan kaldırdı. Erdoğan Taksim'e cami yapacağım diye Milli Güvenlik Kurulu'nda hesaba çakıldı. Erbakan, Erdoğan bunu yaptı. Erdoğan okul... Erdoğan... Erbakan'ın hapse girmesini önleyen yasal düzenlemeyi yaptı. Bu tokalaştıklar Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi'ne bunu iptal için bir gitti. Şey, sana bir şey bu soracağım. Tabanda çok ciddi bir e, tartışma yani. Tamam anladım. Oldu? Bir şey sana bir şey soracağım. Hakan Bayrakçı'ya da soracağım. Yani şu bu görüntü, şu ekrandaki şu görüntüş bu kadar ayrıntılara, detaylara girmeye gerek yok. Yani ya kardeşim iki farklı dünya görüşüne mensup iki insan 1970'li yıllarda iki lider bir araya geldiler el sıkıştılar. Onlar nasıl bir araya geldilerse aa biz de şimdi bu şekilde dünya görüşlerimiz farklı olsa da birlikte hareket edebiliyoruz mesajı veriyor olamazlar mı? Yani bu kadar detaylarını girip didiklemek yerine olayı böyle görüp şey, bakarsan uygun. Ha şöyle. Yani, ha şöyle. O, onun için uğraşıyorlar ama neticesini söyleyeyim Ahmet Bey bu kadar bu basit bir şey değil. Doğru bu fotoğraf verdi. Amaçları bu belki. Bu, yani. bu bunun için yani Temel Karamolluoğlu sıkıştı. Kendi içerisinde de sıkıştı. Bir şey arayış içerisinde. Bakın o hükümet 26 Ocak 74'te kurulmuş. 17 Kasım 74'te yıkılmış. Niye yıkıldı? Çok kısa sürmüş. Niye yani. yıkıldı biliyor musunuz? Erbakan Kıbrıs Fatih'i yaptı. Ecevit'i Dağtaş'a olan isminin yazılmasına neden oldu. Ama Ecevit ilk yurt dışı gezisinde İskandinav ülkelerine giderken Erbakan'a güvenmedi. Başbakanlık için görevi Erbakan'a vermedi. Bunun hmm. üzerine Ecevit de başbakanın yurt dışına çıkış kararnamesini imzalamadı. Erbakan'da. Erbakan, Ecevit'in imzalamadı. Ben bugün isimleri mi karıştırıyorum? Evet, evet. Belki Ramazan Erbakan değil. Evet. Erbakan da imzalamadı. Ecevit istifa etmek zorunda kaldı. Yani sen birlikte hükümet kurmuşsun. Kıbrıs ya, çıkarmasını yapmışsın çok ama da güvenmemişsin. Bir, çok başarılı bir proje olmamış yani aslında. Yani çökmüş. Evet, aslında çökmüş ama ikisinin bir araya ama gelmesi neticede de önemli. Ama ne olmuş? Çökmüş ama ne olmuş? Bak Ecevit o zaman 185 milletvekili varmış. 185 milletvekili varmış. MSP'nin 48 milletvekili varmış. 77 seçimlerine girmiş. Ecevit oyunu %33'ten 42'ye çıkarmış. 213, 213 milletvekili, milletvekili çıkarmış. MSP'nin oyu %8'e e düştü 11'den milletvekili. 24 milletvekiline düşürülmüş. Ama yarı o zaman yarı yani. o zaman şöyle yaramamış şey yaramamış yani onun. A a yaramadı tabii. MSP aleyhine Adalet Partisi çok şey yaptı komünistleri affettiler bunlar evet. bilmem ne falan diye çok aleyhte propagandalar olmuş o zaman. Bir de yani Erbakan'a ya tarihe girmeyelim tamam. Ya şöyle Erbakan'a Erbakan'a yani birlikte hükümet kurmuşsun ben sana güvenmiyorum. Sen rejimi tehlikeye sokarsın ben sana yurt dışına çıkarken vekalet vermiyorum. Eyiboğlu'na CHP'li veriyorum evet, deyince evet, tamam. o hükümet Şimdi, yıkıldı. Şimdi ben, ben, Ahmet Bey, Hakkı Bey şurada ama şöyle katılırım bu noktada. Eğer o anlamda bir pozsa yani bak farklı görüşlerin iki insanı uzlaşıyoruz anlamında bir pozsa onu takdir ederim. Şimdi, Ona bir kimse bir laf söyleyemez. Çünkü niye? Bu pozun da aslında esası bu. Tabii tabii. Farklı görüşler iki lider objektif bakalım bir yani. araya geliyor. Şimdi demin demokrasi adına rakam. kesinlikle güzel bir sahne bu. Ee, ha, o açıdan e, bakarsanız. Yani diyalog açısından, demokrasi açısından. Ama parlamenter rejimi hapsında. Ha, bu ben... resmi de hatırlatma olarak bak vaktiyle bizim büyük liderimiz de bunu yapmıştı. Anlamında koymuşsa ona bir lafım olmaz. Ya bunu ama Onun anlamında... birbirlerine benzerliği ben eleştirdim. Birbirlerine, birbirlerine hiç de bir benzerlik yok. Başbakanlık yapmış, partisinin birini çıkartmış adam. İki mesajı da taşıyor olabilir. İkisiyle ilgili de görüşlerini söylediniz. Birinde eleştirdiniz, birinde de takdir ettiniz. Çok güzel evet, oldu evet, yani. Mevzul evet.